Evet arkadaşlar, yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin uygulayabileceği basit anatomik bazı noktalardan bahsedeceğiz. Bunlar diğer branşlarda baskı noktaları diye geçiyor arkadaşlar. Biz bunlara vuruş yapacağız. Ve bu vuruşlar böyle herkesin yapabileceği, yani bir bayanın, bir çocuğun veya işte yetişkin bir bireyin yapabileceği vuruşlar olacak. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, vücudu 3 parçaya böleceğiz. Birincisi baş bölgesi, ikincisi rakibin gövdesi, üçüncüsü ise belden alt kısmı, yani kalçadan aşağısı. Bu 3 bölgeden de en az 3 farklı yer göstermek istiyorum. Baş bölgesi, birinci bölgeden vurabileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesi gözler. Rakibin gözlerine parmak ucuyla vurabilirsiniz. Baş parmaklarınızı içeriye doğru sokmaya çalışabilirsiniz. Özellikle bayanlar için, eğer sizi alıkoymaya çalışan biri varsa bunu mutlaka uygulamaya çalışın. Çünkü çok hassas bir dokudur ve böyle dokunduğunuzda bile, hatta gözünüze bir şey kaçtığında bunu hissedersiniz. Oldukça rahatsız edicidir. Orada yararlandığınız boşlukta, ya rakibin dengesini veya işte dikkatini dağıttığınızda yararlandığınız boşluktan kaçmaya yeltenebilirsiniz veya birazdan anlatacağım diğer yerlerde vuruş yapıp rakibi bertaraf edebilirsiniz. İlk nokta gözler, kafadaki. İkinci nokta burun arkadaşlar. Yine rakibin burnu, yani herkes için böyledir. Bazı istisnalar olabilir, yani burun kemiği olmayanlar, işte burnu daha önce kırılmış olanlar veyahut da çok hassas olmayan insanlar olabilir. Ama yüzde olarak, çoğunluklu olarak insanların burunları çok hassastır. Buraya da vuracağınız herhangi bir vuruş onun kırılmasına, rakibin gözlerinin sulanmasına ve dengesinin kaybolmasına sebep olabilir. Bunu da kavgalarda veya işte kurtulmanız gereken ortamlarda kullanabilirsiniz. Buraya çok çeşitli vuruşlar yapılabilir. Elinizin ayasıyla tam bileğinizin orta kısmından vuruş yapabilirsiniz bu şekilde baskıyla. İkincisi, elinizin üst kısmıyla burnun altından çekip dengesini bozabilirsiniz. Tam burnunun altında bir baskı noktası var arkadaşlar. Biz bunları takedown yaparken kullanıyoruz. Yumruk atabilirsiniz. Düz bir şekilde veya bu şekilde fark etmez. Çekiç yumruk denilen hammer punch kullanabilirsiniz. Yine ezici bir şekilde rakibin burnuna vurabilirsiniz. Yani rakibin burnuna vurmak için çok fazla yol var. Pozisyona göre diz atabilirsiniz, dirsek atabilirsiniz, tekme atabilirsiniz. Yeterliliğinize bağlı olarak rakibin burnuna kolay bir şekilde vurabilirsiniz. Üçüncü yer kafadaki çene bölgesi. Zaten bu dediğim yerler hem herkesin bildiği hem de herkesin yapabileceği noktalar. Onun dışında kafada çok fazla nokta var arkadaşlar, ama bunlar özellikle bu branşlarla, yani bazı branşların özel çalıştığı yerler. Çok deneyimli olmanız gerekiyor bu baskı noktalarını bulmak için. Ama benim burada anlattıklarım herkesin yapabileceği genel bilinen yerler. Çenesine de yine özellikle ağzı açık, yani yandan yerilen, yani yandan vurulan bir yumrukta çenenin çıkmasına sebep olabilirsiniz. Bu da hem rakibin kulak arkasına baskı yaptığı için dengesinin bozulmasına sebep olur. Hem de zaten çoğu kavga ve maçta gördüğünüz gibi nakavt olmasına sebep olabilir. Evet, vuruş yerlerini gösteriyorum. Gözlere parmak sokabilirsiniz veya baş parmaklarınızı içeriye doğru vurabilirsiniz veya avuç işleriyle bu şekilde vurabilirsiniz. Bunları pozisyona ve o anki durumunuza göre değerlendirin arkadaşlar. Yani her yerde parmak sokamazsınız veya işte baş parmaklarınızla atak yapamazsınız. Örneğin yakanızı tutmuştur. Buradan vurabilirsiniz veya buradan vurabilirsiniz. Hani pozisyona göre bunu değerlendirebilirsiniz. Burun bölgesine dediğim gibi bu şekilde yumruk atılabilir. Örneğin ilk ucundaki zincir yumruk gibi. Normal ring sporlarındaki gibi yumruk atabilirsiniz elinizin bu pozisyonda. Veya avuç içinizde itebilirsiniz arkadaşlar. Bu da burnun kırılmasına sebep olabilir. Onun dışında elin keskin yerleriyle de vuruş yapılabilir. Yani bu tamamen pozisyona bağlı. Çeneye tam karşıdan düz yumruk atarsanız hem geriye doğru baskı verirsiniz, bu dengesini bozar, hem de dişleri kırılabilir arkadaşlar olasılıklı olarak. Yanlardan vurursanız da kroşe gibi veya çekiş yumruklarla, bu da çenenin çıkmasına sebep olabilir. Baş bölgesindeki son en basit noktalardan bir tanesi de rakibin boynu. Yine boynu parmaklarınızı bu şekilde içeriye doğru bastırarak yapabilirsiniz veya bu şekilde vuruş yapabilirsiniz. Veya elin keskin tarafıyla yine yanlardan veya tam orta kısımdan gırtlağına bir vuruş yapabilirsiniz. İkinci bölge gövde demiştik. Rakibin gövdesinde vurabileceğiniz arkadaşlar böyle iki tane çok temel nokta var. Bunlardan bir tanesi diyafram. Diyafram yine tam şu orta kısımda bulunuyor. Yani göğüs kafesinizi böyle yukarıya doğru kaldırıp karnınızı içeri çektiğinizde tam aradaki boşluk arkadaşlar diyafram olarak bilinir, ama diyafram normalde bu şekilde, yani bütün kaburgalarınızın altını saran böyle bir kas tabakası.
Ama bunun en güzel, yani vurduğunuzda en çok etki yapabileceğiniz yer tam orta kısım. Çünkü burada çok fazla kas yok. Yani karın kasları hemen bunun altından başlıyor. Dolayısıyla iri yarı birine de vurduğunuzda doğru yere vurabilirseniz, doğru baskı yapabilirseniz dikkatini dağıtabilirsiniz. Burası hem rakibi knockout edebilir, hem de kavgayı başlatmak için, örneğin çok yakındasınız, birden buraya vurup rakibi sersemletebilirsiniz. İkinci yer ise karaciğer. Karaciğer herkesin sağ tarafında bulunan tek bir organ ve vücudun en büyük organı. Bu da sebebi şu, yumuşak bir organ arkadaşlar ve tam sağ taraftaki kaburgalarınızın bitiş kısmında yer alıyor. Kaburgalar da esnek olduğu için buraya çok sert vurduğunuzda bu kaburgalar, yani kemikleriniz karaciğere dokunabiliyor veya sertliğe göre batabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yaptığınız vuruş çok böyle değişik, inanılmaz bir acı veriyor. Bu da yine özellikle müsabaka sporlarında buraya alınan darbeler çok fazla nakavtla sonuçlanıyor arkadaşlar. Yani çeneden sonra karaciğerle nakavt sayısı daha fazladır bir kişiyi maçlarda nakavt etmek için kullandığınız tekniklere baktığınızda. Gövdede bilmeniz gereken iki önemli nokta bu. Onun dışında karın kısmı çok kaslı olabilir. Dolayısıyla daha değişik yerlere vurduğunuzda etki etmeyebilir. Bazı branş çalışanları özellikle bu kısımlardaki hasarı minimuma indirmek için birbirlerine vuruş yapıyorlar. Yani buraları acıya dayanıklı hale getirmeye çalışıyorlar. O yüzden tabii karşınızdaki kişiyi de bilmediğiniz için karaciğer ve diyafram, hani normal bir insan için nakavt edebilir. Ama tecrübeli, profesyonel biri karşınızdaysa zaten vurdurmaz. Vurabilirseniz de çok etkisi olmaz. O yüzden kafada anlattığım boyun kısmı, göz, burun, bunlar çene. Ne kadar güçlü olursa olsun buradaki dokular yumuşak olduğu için arkadaşlar daha fazla etki yaratabilirsiniz. Üçüncü bölge belden aşağı kısım. Birincisi arkadaşlar ilk nokta kasık bölgesi. Özellikle erkeklerde hani bu bölge zaten hepinizin bildiği gibi hassas. Buraya ufak bir çocuk dahi tekme atsa oldukça büyük acı verebilir. O yüzden özellikle bayanlar için bir alıkoyma olayında kesinlikle gözleri, burnu ve kasık bölgesini vurabilmelerini tavsiye ediyorum. Eğer buraya vururlarsa kendilerini koruma ihtimalleri artar. Yine kendinizden çok iri bir rakip varsa bu bölgeye vuruş yaparak yine kendinizi savunabilirsiniz. Bacak bölgesinde, yani daha doğrusu belden aşağı kısımda son bölgede diz kapakları. Burası da arkadaşlar arkaya doğru esnemeyen bir enkleme sahip. Yani dizin ön kısmında bu şekilde basışlar yaptığınızda kırabilirsiniz veya çapraz bağların zedelenmesine, kopmasına sebebiyet verebilirsiniz. Bu da kişinin o anda kavga esnasında kavgaya devam edememesini ve size bir avantaj sağlar arkadaşlar. Anlattığım noktalardan çok daha fazlası var. Bütün branşlarda değişik işte köprücük kemiğinden tutun, kaburgaların yan kısımları, boyun arka kısımları, kulak arkası gibi böyle bir sürü yer var. Bunları tek vuruşla hani knockout videoları falan böyle denk gelmişsinizdir. Çok profesyonel olmanız gerekiyor. Doğru baskıyı verebilirseniz ancak rakibi nakavt edebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Anlattığım yerler arkadaşlar tehlikeli yerler. Mümkün olduğunca kullanmamaya çalışın. Zaten kanalımızın amacı eğer kavga etmek durumundaysanız bunları kullanmanız yönünde. Dolayısıyla başınıza bir şey geldi ve kavga kaçınılmazsa, karşınızdaki kişi de gerçekten iri ve güçlü birisi, yani kavgayı kazanamayacağınızı düşünüyorsanız bu anlattığım bölgelere vuruş yaparak çok kısa bir sürede kavgayı kazanabilirsiniz. Özellikle bayanlar ve çocuklar da anlattığım bölgelere vuruş yapıp kendilerini rahatlıkla koruyabilirler. Kanalımıza abone olup diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu konularla alakalı birçok video yayınlamayı planlıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.